gençler, kısa bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Güne merhaba, Haber Kuşağı'nın son bölümünde yine çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte. Bugün proje refakat diyeceğiz. İhtiyaç sahiplerine uzanan yardım elini konuşacağız. Çok kapsamlı bir proje. En güzel özelliği de çok kısa sürede hayat bulması ve pek çok kişiye yardım elini uzatması. Evet, refakat projesiyle ilgili bizlerle birlikte olacak isimler Kültür Park Rotary Kulübü Başkanı Sayın Ozan Uslu ve yine Rotary Kulübü Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Sayın Sezin Sivri bizlerle birlikte olacak. Günaydın efendim, mutlu sabahlar dileyelim sizlere. Hoş geldiniz. Günaydın, merhaba Haber Kuşağı'na. Evet, proje çok güzel. Özellikle refakat ismi bende hemen bir yoldaşlık, bir yol göstericilik, eşlik etme gibi bir çağrışım uyandırdı ama Ozan Başkanımıza onu soralım. İsterseniz bu proje nasıl doğdu efendim? İsmi neden refakat? Tabii ki. Şimdi ben ilk şuradan çok hızlıca başlayayım. Bizim başlangıç noktamız bu projeyle ilgili nedir? Biz Kültür Park Rotary Kulübü olarak öğrencilere eğitim seminerleri veririz. Eğitim fakültesinde öğrencilere eğitim seminerleri veriyoruz. O öğrencilerden bir tanesi daha sonra doğuda bir okulda öğretmen oluyor. Hı hı. Biz kendi imkanlarımızla o okula bağışta, yardımda bulunuyoruz. Ancak şunu söyleyeyim, Rotary kulüpleri öyle çok parası olan, elini cebine atınca çok paralarla iş yapan yerler değildir. Kendi imkanlarımızla yardımda bulunuyoruz. Daha sonra orada bir mutluluk yaratıyoruz. Akabinde bizim üyelerimizden Sinem Çolukoğlu isimli arkadaşımızın aklına şöyle bir şey geliyor. Bağlantıda olduğu çok büyük bir market zinciri var. Biz bunlarla görüşüp burada yüksek montanlı onların sezon sonu ürünlerini alabilir miyiz diye aklında bir fikir geliyor ve bunu marketle paylaşıyor. Onlar da tamam diyorlar. O zaman çıkış noktası bir öğrenciniz bu. Evet. Ve onun öğrencileri herhalde, değil mi? Onların ihtiyaç Kesinlikle. Sahibi olması. Peki proje çok kısa zamanda can buldu. Ne zaman başladı? Nisan sonu gibi galiba, değil mi? Sizin anlamda evet, sorumunda. Evet, proje Nisan sonu gibi başladı. Hı-hı. Çok genç ve dinamik de bir ekip olduğumuz için çok hızlı hareket ettik. Birlikte çok iyi entegre olduk. Şu ana kadar 35 binin üzerinde kişiye, bireye ulaştık. Çok güzel. 177.252 parça ürünü ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Hep evet. beraber, yani biz hem kulüp arkadaşlarımla hem de bize destek olan 17 üniversite öğrencisiyle beraber tam 2766 tane koliyi açarak büyük bir stadyumun yarısı kadar bir depo düşünün. O depoda bir fiil sabah 8, akşam 5 hep beraber birlikte çalışıp bu ürünleri tasvip edip organizasyonunu yaparak daha sonrasında da dediğim gibi yüzün üzerinde kurumla beraber işbirliğiyle bu 35 bin parça kişiye 35 binin üzerinde insana ulaştık. Peki tabii ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi de çok önemli. Bu noktada destekler aldınız herhalde. Sivil toplum kuruluşları mı, mahalle muhtarlıkları mı ya da Türkiye geneline ulaşmak da çok önemli bir sorun. Bu organizasyon nasıl sağlandı efendim? Biz ilk başta bize gelen talepleri topladık. Sosyal medya aracılığıyla ve birebir temasta olduğumuz kişiler aracılığıyla talepleri topladık. Burada izlediğimiz yol şöyleydi. Çeşitli sivil toplum örgütleri, dernekler, okullar, hastaneler, onlar aracılığıyla toplam 103 kurum diye hatırlıyorum sizin için. 103 kurum aracılığıyla sizin söylediğiniz gibi 35 bin kişiye uğraştık. Bunun içinde neler vardı? Üniversiteler, hastaneler, ilk orta öğretim okulları, çeşitli dernekler, işte muhtaçlarla ilgili, onlar vasıtasıyla 35 bin kişinin üstüne ulaştık. Dilerseniz adının az önce sordunuz, evet, neler refakat olduğunu söyleyeyim. Neler refakat, neler refakat? Şimdi biz, ben kendim en azından sürekli şunu söylüyorum. Bizim hayatımız bir yolculuk ve bu yolculuktaki en büyük çabamız hayatı anlamlandırmak. Ve insanların insan olarak doğmaktan dolayı elde ettiği haklar var. İnsanca yaşama hakları var. Bizim dünün, bugünün, evvelsi günün sorunu değildir. Evrezen genel sorundur. Ülkemizde asgari ücret 1000 lira, açlık sınırı 1400 lira, yoksulluk sınırı 4500 lira. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu dünyanın muhtelif yerlerinde böyle sıkıntılar var. Ancak biz yaşamımızı anlamlandırma çabası dediğimiz çabada bu ülkeden aldığımız şeyler var. Madden veya manen. Bunları bir şekilde aynı toprakta yaşadığımız insanlara haklarımızı teslim etmemiz gerekli. Dolayısıyla bizim yaptığımız bir yardım değildir. Onların zaten hakkı olan şeyi, bizden şanssız olan insanların hakkı olan şeyi imkanlarımız doğrultusunda bize bu konuda işbirliği sağlayan, destek olan
zincir sayesinde aldık ve haklarını teslim ettik. Onlara o yolculukta refakat ettik. Evet, bir anlamda onlara eşlik etmiş evet. oldunuz. Onlara bir imkan sağlamış oldunuz. Peki talepleri aldık demiştiniz. Özel istekler oldu mu çocuklardan, böyle işte şunu istiyoruz, bunu istiyoruz şeklinde? Onların çünkü hayal dünyası çok geniş. Herhalde okullarında bir duyuru yapıldı ya da onlara hiç haber verilmedi mi? Bu konuda çok bilgi sahibi değilim. Hı hı. Bu organizasyonlarda nasıl bir yolu izlendi? Tabii efendim? Önceliğinde ilk yani bu organizasyonu duyurduğumuzda ya da işte diğer öğretmenler aracılığıyla devreye girdiğimizde ve ulaştığımızda belirli istekleri oldu. Hani genelde buna ayakkabılar olabiliyor, mont gibi ulaşıyor. Ama biz ne yaptık yani? Sadece o ihtiyacı gidermekle kalmadık. Gerçekten hani daha büyük bir mutluluk ve tam şey yapalım. Onlar da bizim gibi aynı standartlara ulaşabilsinler diye tamamen ona birlikte eşlik edecek neler olabilir? Onlara güzel bir paket hazırladık. Böylelikle sadece ihtiyaçlarını değil, onları sevindirecek, mutlu edecek, hayata umutla bakmalarını sağlayacak, evet güzel şeyler de oluyormuş diyebilecekleri belirli paketler göndermeye çalıştık. İşte ayakkabısı, montu, gömleği neyse bizim o onlara uygun olabilecek ürünler, bunlarla devam ettik. Roteri şeyi de söyleyeyim isterseniz, nasıl ulaştık ve nasıl çoğaldı. Bizler aslında hepimiz gönüllülük esasıyla çalışıyoruz ve gerçekten bütün şeyleri sadece ekonomik kaynaklarımızı değil, kalpten kalbe bağımızı, o sinerjimizi, enerjimizi, sosyal çevremizi, bütün her şey, kendimizi ortaya koyuyoruz. Böyle olunca ilk o zaman başkanımızın da söylediği gibi yani eğitim seminerlerinde destek olduğumuz ve sonrasında öğretmen çıkan bir öğretmenin arkasından bize ihtiyaçlarını vermesi gibi her şey bir zincir şeklinde gerçekleşiyor aslında. Siz bir yere dokunuyorsunuz, o dokunduğunuz kişi başka bir yere dokunuyor. Böylelikle oradan başka bir şey geliyor. Bir okula gidiyorsunuz, bir ihtiyaç sahibine ulaşıyorsunuz, onun kanalıyla başka birisi geliyor ve bu artarak büyüyerek devam ediyor. Tabii, iyilikleri ve güzelliklerin evet. artarak büyümesi hepimizi sevindiriyor. Hı-hı. Bu çünkü aksi durumlarda da olabiliyor ama özellikle gönüllü olmak, yardımcı olmak çok önemli bir meziyet. Çünkü hayatı tek başımıza yaşamıyoruz. Toplumun farklı kesimlerinde insanlarla aynı toplumu paylaşıyoruz. Ne kadar eşit mutluluk dağıtırsak o kadar herhalde evet. toplumdaki evet. mutluluk artmış oluyor. Önemli olan da tabii bunu rencide etmeden daha keyifli bir şekilde yapmak. Pek çok okuldan, yani daha sonrasında pek çok öğrenciden güzel resimler aldık, çok güzel mektuplar aldık. Mektuplar da gelmiş galiba. Evet. Bir de bizim temel yaklaşık olarak her ihtiyaç sahibine tepeden tırnağa ayakkabı, pantolon, iç çamaşırı, çorap, mont. Bunları tedarik ettik ve gönderdik. Onun ötesinde örnekse taraftar atkısı gönderdik. Kız çocuklarına toka, çeşitli aksesuarlar. Şimdi bunlar onların zaruri ihtiyaçların ötesinde hiç kimsenin bir taraftar atkısına ihtiyacı yoktur. Ama bunu almak onu oldukça mutlu eder. Memnun eder, bir tebessüm yaratır ki bizim de en büyük amacımız o tebessümü yaratmakta bir parça başarılı olduk diye düşünüyorum. Evet. Kampanyanın, projenin tanıtım ayağı da 29 Haziran'da bir tanıtım toplantısı olacak galiba, değil mi? Ondan da bahsedelim isterim ben Sezin Hanım. Bir basın toplantısı yapılacak. Herhalde basına yapılan işlerle ilgili daha çok kitleye ulaşmak adına bir toplantı yapılacak. Buyurun onu da evet. öğrenelim. Biz bu gibi projelerin devamında da yer alabilmek için ve yaptığımız şeyin etkisini de herkesle paylaşabilmek adına 29 Haziran'da Küçük Kulüp'te bir basın lansmanı yapıyoruz. Bu aynı zamanda basın toplantımıza bize eşlik eden yani diğer kuruluşlardan da derneklerden de kişiler gelecek. Aynı zamanda ulaştığımız kişilerden yani ulaştığımız kurumlardan yardım eli uzatabildiğimiz bazı kişiler de bizimle olacak. Hatta bir video projemiz de var. İsterseniz onu Ozan Başkanımız anlatsın. Bizim bu projeyle ilgili bir video haline getirdik. Çünkü burada çok ciddi bir çalışma yaptık. Nasıl bir çalışma yaptık? Sizin de dediğim gibi stadyumun yarısı kadar bir depo. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden o mağazalardan markete gelmiş koliler ve içinde eşyalar. 2660 koli diye hatırlıyorum. Ve bunlar hiç kullanılmamış eşya. Hiç kullanılmamış. Yeni sıfır. Evet. Belki bir sezon önceki ürünler olabilir ama hiç kullanılmamış. Buna vurgu yapalım lütfen. Çünkü bazen yardım malzemelerinin içinde kullanılmış eşyalar da çıkabiliyor. Bu çok ben esprili bulmuyorum bu durumu. Özellikle hiç kullanılmamış olması çok önemli. Sıfır evet, olması. Biz onların hepsini kendimiz, başta Sinem Çolakoğlu arkadaşımız, ben, sizin diğer arkadaşlarımız 34 gün boyunca sabahtan akşama kadar o kolileri açtık, içinden çıkan eşyaları sahipledik, tasrif ettik, ayırdık. Onları dağıtırken ayrı bir aşama var, inanılmaz adil davranmanız gerekli.
Bize liste geliyor. X okula 50 tane öğrenci. 50 öğrenciye göre ayakkabı, gömlek, pantolon, çorap, bu az oldu, burayı biraz daha verelim. Burası fazla oldu. Orada inanılmaz bir denge kurmamız gerekliydi ki onda da gönderdiğimiz yerlerin çoğu mutlu oldu. Başarıya ulaştık diye tahmin çok ediyoruz. Güzel, çok o kadar güzel. Hızlı ilerleyebilmemizin bir sebebi de tabii Sinem'in mühendis olup projenin başından itibaren bir fiil her zaman orada bu tasnifi çok iyi yapması ve kendi mesleki yeteneklerimizi de işin içine katarak iyi organize olabilmemiz. Evet. Peki projenin devamında neler olacak? Herhalde katılımcı kuruluş da durumdan memnundur. Sonuçta o da bir hayırlı bir işe vesile olmuş oluyor. Biz burada hızlı hareket edebildik ve bizi en çok memnun eden unsurlardan bir tanesi de bize bu ürünleri tedarik eden, sağlayan firmanın bizden memnun kalması. Gerçekten onlarla da başta görüştüğümüz kuramların hepsine uyduk ve yüksek sayıda ihtiyaç sahibine ulaştırdığımız için onlar da gayet memnun, ilişkilerimiz gayet iyi gidiyor. Büyük olasılıkla bu projeyi bundan sonra daha geliştirerek, ki bu geliştirme noktasında sizlere de desteğinize ihtiyacımız var, geliştirerek devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Bu peki Ramazan için düşünülmüş bir proje miydi yoksa tarih olarak bir denk mi geldi? Çünkü çok özel bir aydayız. 11 Eylül Sultanı Ramazan'da özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kişiler de daha bir istekli oluyor. Böyle bir örtüşme var mı efendim? Yok, örtüşme yok. Zaten proje bir 15-20 gün kadar önce projeyi en son dağıtımımızı yaptık. Umarım önümüzdeki sene Ramazan ayı için buna benzer hatta daha büyük bir montanla onun hazırlıklarına başladık. Bir projeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Peki, bu sefer harika. Gıda üstünden bir. Evet, evet. Peki çocukların tabii hayallerine dokunmak çok güzel. Özellikle okullara diyorsunuz. Bundan sonraki projelerde siz gerçek kıyafet üzerinden gittiğini söylediniz ama çocukların belki okulda kullandıkları temel ihtiyaç maddeleri ya da küçük oyuncak tarzı bir şeyler de olacak mı efendim? Siz toka ve taraftar atkılarından bahsettiğinizde o çok güzel bir jestti. Belki bunun hani daha bir kapsamlı onların kardeşleri için de küçük oyuncaklar falan olacak mı projenin içinde? Şimdi tam da üstüne çalıştığımız konu oyuncaklar. Oyuncaklarla ilgili bir çalışmaya başladık. Bizim için gene ayrılan oyuncaklar var. Tahmin ediyorum ki en kısa zamanda bu konuda bir aksiyon alıp buna benzer bir projeyi daha gerçekleştireceğiz. Oo, süpersiniz, harikasınız. Peki gönüllü olarak size destek vermek isteyen kişilere sıradan bir vatandaş olabilir. Rotary Kulübü'ne üye olmayabilir ama sizinle birlikte çalışmak isteyen kişilere ne dersiniz destek vermek isterlerse? Tabii biz her türlü desteğe açığız yani. Hem maddi hem manevi ya da birebir fiziksel olarak gelip bize destek olabilirler. Kültür Park Rotary ile ilgili bir web sayfamız var. Oradan bize ulaşabilirler. Tamam. Sosyal medyada hem Facebook'ta hem Twitter'da yine Kültür Park Atölye ile ilgili hesaplarımız var. Dediğiniz biraz önce sizin sorduğunuz gibi sadece kıyafet giyim ya da oyuncak üzerine yapmıyoruz. Biz nerede herhangi bir şeyini paylaşabilecek biri var? Neyin kime neye ihtiyacı var? Onları da araştırırım. Evet, sizin güzel bir organizasyonla iletişim evet, sağlamış evet. Oluyorsunuz. O yüzden her türlü projeye açığız. Daha önce Karbonsuz Mutluyum diye bir proje yaptık okullarda. Öğrencilere karbon ayak izi salınımını azaltmak için eğitim verdik. İşte ışıkları niye kapatmaları gerekiyor, bilgisayarlarını niye kapatıp yatmaları ve sonra tekrar tam açmaları gerekiyor gibi. Yani sadece ürünlerle destek olarak değil ya da kermeslerle değil, eğitimle ve başka organizasyonlarla da ulaşmaya çalışıyoruz. Üniversite öğrencileri bu noktada size destek oluyordur herhalde değil mi? Özellikle tasnif sırasında galiba burada önümdeki notlarda üniversite öğrencilerinden de destek aldığınızı biliyorum. Gençlerin nasıl özellikle yeni gençlikten biz çok umutluyuz. Onlar çok duyarsız değiller tam aksine. Özellikle hem ülke yönetiminde hem sosyal sorumluluk projelerinde çok ön saflarda yer alıyor. Hani şimdiki gençler canım eskisi gibi değil de denilen sözlerin tam aksine hareket ediyorlar. Gençler nasıldı? Biraz da onlardan bahsedelim. Biz bugüne kadar gençlere aslında çok haksızlık etmişiz. Evet. Yeni bir nesil yetişiyor. 2015 yılındayız. Bütün kurallar değişiyor ve onlar bu kuralları adaptasyonda oldukça başarılılar. Onun ötesinde becerikliler ve idealist gençlerimiz var. Bu projede de bize gönüllü olarak gelip destek veren o tasnif esnasında pek çok sayıda arkadaşımız oldu, üniversite öğrencisi. Biz onlardan çok umutluyuz ve iyi günler için aslında iş onlardan çıkacak diye düşünüyorum. Evet, gelecek çünkü onların yarın öbür gün meslek sahibi olduklarında, iş sahibi olduklarında bu görmüş oldukları
yardım sistemine onlar da herhalde devam ettirecektir. Çünkü gönüllü olmanın yaşı ve sınırı yok. Her konuda gönüllü olabilirsiniz. Yeter ki içinizde iyilik duygusu olsun, değil mi? Birilerinin hayatına değmek, dokunmak çok önemli bir şey. Bu çok güzel bir şey. Peki efendim, şimdi proje bu şekilde tanıtımı yapılacak. Bunun dışında farklı projelerimiz var mı Kültür Park Rotary Kulübü olarak? Kültür Park Rotary'nin bugüne kadar uyguladığı, bundan önce gelen ve bu dönemde süre gelen, bundan sonra gelinecek pek çok projesi var. Ben ilk şu ayrımı yapayım. Rotary Kulüpleri yardım derneği değildir, hizmet derneğidir. Bizim başta söylediğim gibi elimizi cebimize atalım, belli bir parayla bir şeyler alalım, buraya verelim. Böyle çalışmalarımız yok. Ancak toplumsal refleksi çalıştıracak. İlişkilerimizi kullanmak suretiyle bağlantı ve organizasyon sağlayarak çeşitli hizmetler yapıyoruz. Bunlardan bir kısmı bilinçlendirme. Örnek az evvel dediğimiz karbonsuz mutluluk. Az evvel ilk başta söyledim, gençlik eğitim seminerleri, üniversite öğrencilerine gidiyoruz. Çeşitli konularda mesleğinde başarılı olan arkadaşlarımız çeşitli konularda seminerler veriyor. Bu konuları öğrencilerle beraber seçiyoruz. Onun dışında Dünya Mirasları diye bir projemiz vardı. UNESCO'nun Dünya Mirasları listesinde olan yerlerin tanıtımı ve Türkiye'den burayı daha fazla yer girebilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bunun dışında bu dönem için arkadaşlarımızın hazırlık yaptığı uluslararası projeler var. Rotary bildiğiniz üzere dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi ve uluslararası kaynakları var. Bunları kullanmak ve yurda getirme noktasında çalışmalar var. Yani oldukça faal genç bir ekibimiz var, donanımlı arkadaşlarımız var. Projeler ön planda, önce herhalde projeler tasarlanıyor, sonra hayata geçiriliyor. Evet. Dediğiniz gibi siz belki de bu organizasyonu sağlayarak gerek eğitimlerle gerek yardımlarla kişiler arasındaki iletişimi sağlamış oluyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Peki efendim, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Önce Ozan Başkanım'dan alayım. Hani hikayedir ya, adamın teki yolda giderken bir tane nal buluyor. Akabinde diyor ki kaldı 3 nal, bir tane at. Bir yerden başlamak gerekiyor. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bunu işte komutanın savaşı kazanması, ülkeyi kurtarmaya kadar gidebiliriz. Çok ufak bir şey, çok büyük sonuçlara, olumlu pozitif sonuçlar yaratabiliyor. Bir yerden başlamak gerekti. Bizim bu projemizde emsal sivil toplum örgütlerine bu tip şeyler yapılabileceğini konusunda feyiz vermişti. Zaten yapıyorlardır. Daha büyük montanla hep beraber yapılabileceğini göstermiştir diye düşünüyorum. Umarım hepimiz o içimizdeki iyilik duygusuyla daha yüksek sayıda insana dokunabiliriz. Peki efendim. Sezin Hanım'dan da alalım. Son olarak neler söylemek tabii, istersiniz? Ozan Başkanımızı ilave ederek ilave olarak sinerji çok önemli. Tek başımıza yapamayacağımız o etkiyi hep beraber yapabiliyoruz. Bununla katkının her şekli değişik. Kimisi bilgisini, deneyimini, kimisi organizasyon yeteneğini, kimisi aynen biraz önceki market zincirinde olduğu gibi kaynaklarını kullanıyor. Hepsi bir araya geldiğinde tahminlerin üzerinde hem insanların ihtiyaçlarını karşılayacak hem de onları mutluluk ve umut verecek projeler ortaya çıkıyor. Bu nedenle biz her şeye açığız. Size de çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Basının da bize katkısı çok önemli. Bu şekilde yapılan güzel bir iş varsa bunu duyurmak gerekli diye düşünüyoruz. En azından insanların haberdar olması gerekli. Türkiye'de güzel şeyler de yapılıyor. Bunu da duyurmak bizim görevimiz. Daha güzel şeyler yapabilmek adına çalışmalarımız var. Herkesin de desteğini bekliyoruz. Peki efendim. O zaman Proje Refakat'ın yolu açık olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler, yine merhaba Haber Kuşağı'nın bugün de sonuna geliyoruz efendim. Bugün cuma dedik ama yarın sabah biz yine sizlerle birlikteyiz. Yarın sabah görüşünceye dek mutlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Hafta sonu tatilde çıkacak izleyicilerimize de iyi tatiller diliyoruz. Hoşçakalın.